Tövbeler olsun, havaya bak. Koca sarayda büyük valide sultanımıza istişare edecek başka yer mi kalmadı? Aslan torunumuz? Sultanım. Malumunuz üzere Culus vakti bir karar almış. Kardeşim Mustafa'nın canını bağışlamıştım. Bu hususta hiç konuşamadık. Fikriniz benim için mühim. Sizce doğru bir karar mıydı? Bizim diyeceğimiz bellidir. Hünkârımız neyler, neylerse güzel eyler. Katline ferman istesem de aynı şeyi söyler miydiniz? Kalbimizden geçeni diyelim. Şehzade Mustafa torunumuz. Canımızdan bir parça. Elbette yaşamasını isteriz. Abim Mahmut torununuz değil miydi? Çığlıkları hareme inletirken neden kapattınız kulaklarınızı? Çünkü ben vardım. Değil mi? Mahmut giderse Ahmet var dediniz. Şimdi de Ahmet giderse Mustafa var diyorsunuz. Musalla taşıyla taht arasında kaç adım var biliyor musunuz sultanım? Ben saydım. Tam 41. Dün gece birileri beni öldürmeye çalıştı. Alenen canıma kastettiler. Allah'ım esirgesin. Nasıl oldu bu? Neden haberimiz yok? Her gece kendi elimle beslediğim aslanın zincirini kesmişler. Lakin gördüğünüz gibi karşınızdayım. O vakit sevgili torunumuz 40 senedir saraya kök salmış, hiçbir fırtınanın yerinden edemediği büyük validenin sözünü dinle. Hangi parmağımızı kesseler daha çok acır? Bil ki serçe parmakta, baş parmakta hepsi aynı acır. Bizim hiçbir torunumuzdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Lakin taht senin. Karar senin. Fırtına yakındır. Müsaadenle dairemize çekilelim. Derviş. Şeyhülislam Efendi'ye ver. Kardeşimin katline fetva isterim. Bir emriniz var hünkârım.
İşte Hatun. İmdi altın yoldayız. Gücün, iktidarın, aşkın ve saadetin yolu. Bu yoldur cennet bahçelerine giden. Ve dahi bu yoldur cehennem deryalarına çıkan. Bırak, ben istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Ölmek mi? O küçük kafana sok diye söylüyorum. Ya bu gece hünkârımızın koynuna girersin ya da mezara. Ah! Sen? Sen? Hoşuna gitti mi? Geldi resmini burada görmek. Hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti mi? Safiye Sultanımızın dairesinde gördüm resmi. Sonra da? Sonra bir emir verdin, getirdiler beni. Neyim ben? Sence bir at mıyım? Ya da keçi? Neyim söyle? Zeytin mi? Yumurta mı? Ben emir vermedim. Haberim bile yoktu getirildiğinden. Safiye Sultanımız seni bana hediye olarak... Ben hediye değilim. İnsanım. Senin gibi bir ailem var. Yazık. Seni ilk gördüm dedim iyi biri. Είσαι ένας τύρανος. Είσαι ένας τύρανος που τα θέλει όλα δικά του.
kaçacağım buradan. Göreceksin. Hiç kimse buradan kaçamaz. Gel. Validem. Halime Sultan. Şehzade Mustafa'yı alıp sırra kadem basmış. Gördün işte aslanım. Merhametinin karşılığı bu. Nereye kaçabilirler ki validem? Elbet bulunur değil mi derviş? İnşallah hünkârım. Bostancılara talimat verdim. Bütün yollar, limanlar kapatılacak. Maazallah ya küffarın eline geçerse. Hele ki Celal'i eşkıyası bulursa. Validem yeter. İki lafınızdan beri felaket. Derviş, tüm mesuliyet senin. Bana derhal kardeşimi getir, yoksa ilk senin kelleni alırım bilesin. Emru ferman yüce padişahımızındır. Şimdi mi haber verilir bu? Sultanım bağışlayın. Uyudunuz için ben Şehzademiz saraydan kaçılıyor. Sen uykudan bahsediyorsun. Derhal Nasuh Ağa'ya haber yolla gelsin. Emredersin Sultan. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Sultanım, zannediyorum olanları işittiniz. Az evvel öğrendim. Halime denen yılan torunumuzu kaçırmış. Siz o yılanı hepimizden iyi bilirsiniz Sultan. Hangi deliğe girer, kim yardım eder, nerede saklanır? Her şeyin en iyisini biliriz. Şimdi bizi yalnız bırak da meseleyi istişare edelim. Siz diyeceğinizi deyin sultanım. Kim yardım etmiş olabilir? Aklınızda biri var mı? Düşmanımız çok. Anlaşılan işlerinden bir tanesi Halime'nin kulağına Şeyhülislam'dan fetva istediğini fısıldamış. O halde yardım eden şehzadenin idamına karşı çıkanlardan biri. Gerçi siz de karşı çıkıyordunuz. Yedi iklimin sultanı, hünkâr torunumuz dahi karşı çıkmış, idam etmeyeceğine söz vermiş. Edilecek laf mı bu şimdi? Hünkârım. Halime Sultan'ın eskiden gittiği bir hatun vardı. Fal, büyü işleri bakan bir meczup. Onu getirdim. Bildiği bir şeyler olabilir. Lakin sizden başka kimseyle görüşmek istemiyorum. Gelsin. Padişahımız, yüce efendimiz. Konuş hatun. Halime Sultan nerede? Kardeşimi nerede saklıyor? Müsaade edin. Mübarek elinizi tutayım. Bakın gelsin. Thank you.
Söyle hadi. Halime Sultan nerede? Şehzade Mustafa Sami bulabilecek miyim? Gölgeler görüyorum hünkârım. Tahtınızın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Lakin şehzademiz dönecek. Bir gün üzerinde oturacağı bu taht için dönecek. Bu ne cüret hatun? Alın götürün şunu. Siz bu mezunun laflarına itibar etmeyin. Kim ne derse desin hünkârım, kim ne yaparsa yapsın. Onların bir hesabı var ise Rabbimin de var. O ki sizin kaderinizi yazdı. Kimsenin gücü yetmez bunu değiştirmeye. Ne var kaderimde derviş? Rabbim ne işaret ediyor bana? Zaferlerle dolu muhteşem bir istikbali. Allah'ın izniyle kara bulutları dağıtacağız. Hünkârım. Her ne kadar gizli tutulsa da Şehzade Mustafa Hazretleri'nin günlerdir kaybolduğunu işittim. Sarayda hiç sır kalmıyor. Merak etmeyin hanzadem. İz üstündeyiz. Bugün değilse yarın şehzademizi bulacağız. Geç kaldın derviş ağa. Daha o gün. Kaçtığı gün bulmalıydın. Zira mevzu bahis olan hanedan-ı Ali Osman'ın itibarıdır. Allah'tan erken vakitte haberim oldu da siz yüce hünkârımızı bu zor vaziyetten esirgeyebildim. Ne demek bu? Şehzademizi, sultanlarımızı ve onların kaçmasına yardımcı olan Gafil Musa Paşa'yı yakaladım. Müsaadenizle. Sen kim oldun Hasan'ın sen? Sen kimsin? Sen kimsin demiş şehzadeyi kaçırmaya cüret edersin. Abi ne olur yapma. Abi ne olur ya. Söz vermiştiniz hünkârım. Herkesin önünde yemin ettiniz. Kardeşim baş durumuna kıymayacağım dediniz. Bir padişahın şahına da sözünden dönmek var mıdır? Ettiği yemini bozmak var mıdır? Evladım bu çukura sen şimdi. Senin yüzünden oldu bütün bunlar. Fetva almıştınız. Kıyacaktınız ona bu yüzden kaçtım. İkisini de zindana atın. Dilruba'yı da odasına kapatın. Musa Paşa'ya gelince. Hünkârım, bağışlayın. Yüce affınıza sığınıyorum. Derhal kellesini istiyorum. Hünkârım, bağışlayın. Bağışlayın hünkârım. Beni neyle itham ediyorsun? Benim günahım ne?
Evladımı korumak mı? Ben de evladımı kaybettim. Babanızın cellatları aldılar. Abiniz Mahmut'u ne çabuk unuttunuz. Hünkârım yalvarırım, aynı acıyı bana ikinci kez yaşatmayın. Yalvarırım. Abi, beni hünkârım, bağışlayın beni. Yalvarırım. Acıyın, merhamet edin hünkârım. Bağışlayın hünkârım. Merhamet edin hünkârım. Yalvarırım, bağışlayın. Merhamet edin hünkârım. Affedin hünkârım. Yalvarırım. Şimdi ne yapacağız sultanım? Hünkârımız bugün değilse yarın şehzademizi de idam edecekler. Tavsiyen nedir? Arzu ederseniz Şeyhülislam Efendi'yi ziyaret edeyim. Malumunuz, Müftü Hazretlerinin fetvası olmadan idam etmez. Akıllı sultanların böyle ehil hizmetkârları olur elbet. Şehzadeyi teslim ederek büyük bir iş başardın Şahin Giray. Hanedanı büyük bir dertten kurtardın. Hanedanı Ali Cengiz ve Hanedanı Ali Osman ezelden beri dost ve müttefiktir hünkârım. Dostunuzu dost, düşmanınızı düşman belliriz. Âlâ. Münasip bir vakitte kardeşinle gel. Huzuruma kabul edeceğim. Padişah efendimiz. Ben 41. Sipahi Bölüğü'nden Başçavuş Abdiyağa. Cüretimi bağışlayın. Lakin sipahi kullarınızın arz etmemi istediği bir husus var. Söyle Abdiyağa. Kullarım ne ister? Kullarınız adet olduğu üzere cülüs bahşişi bekler nicedir. Sipahi hayli huzursuzlanır. Yeniçeri kullarım ne der ha? Onlar da mı huzursuz? Ben Acemi Hoca İstanbul Ağası Zülfikar kulunuz. Askerlerin cülüs bahşişini beklediği doğrudur hünkârım. Lakin Yeniçeri için siz saadetli padişahımızın verdiği söz her şeyden daha kıymetli ve kafidir.
Kullarıma söyleyin ağalar. Kimse bir huzur olmasın. Zira Mısır hazinesi çoktan yola çıktı. Öyle değil mi Kasım Paşa? Veli Sultanım, hazineyi getiren Yavuz Ali Paşa birkaç hafta içinde payitahta olacaktır. İnşallah aynı günde culus bahşişini dağıtırız. Rabbim dualarımızı kabul etti aslanım. Şehzade Mustafa nihayet elimizde. Bu iş bitmeli. Bu husustaki fikrimiz malumun Ahmet. Katli münasip değildir. Başka şehzademiz yok. Başıma bir şey gelirse ne olacak? Korkunuz bu mu? Allah muhafaza. Lakin devlet adabı her ihtimali görmeyi, ona göre tedbir almayı gerektirir. Kardeşimin kaçması, düşmana sığınması da bir ihtimal. Ki neredeyse oluyordu. Hiç değilse bekle Ahmet. Cariyelerinden biri şehzadeni doğurana kadar bekle. Kulların görsün soyun senden devam edeceğini. O vakit kardeşimin katline ferman verebilirim ve buna sesiniz çıkmaz, öyle mi? Gönlümüz hiçbir vakit razı gelmez. Fakat kader de buysa ne yapalım? Biz diyeceğimizi dedik. Ben de diyeceğimi dedim sultanım. Müftü efendiden fetva gelir gelmez nizam alem için idam edilecek.